Gençler selamlar. Ben İsmail hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Yanımda da bugün bir arkadaş var. Bu arkadaş benim küçüğüm. Yani benden evet. benden 7 yaş küçük olan kardeşim. İsmi Burak. Merhaba, evet. Hoş geldin. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Kendisi hep... Adnan Oktar gibi oldu böyle hocam. İyisiniz inşallah. Kendisi hep böyle sürekli YouTube 2018'den beri açık. Ama 2018'den beri diyor ki abi beraber video çekelim, koyalım. Ben de işte başarılarımı anlatayım falan diyordu. Hani başarı olarak çok iyi bir üniversitede... yani tabii iyi bir üniversitede okudum aslında da. Evet. Ama böyle hani almış alım bir başarı yok. Derecelik bir başarı değil ama... 2 senede başardı bunu. İlk girdiği seneyle ikinci girdiği sene arasında çok inanılmaz derecede büyük farklılıklar var. Hem buradan 2023 tayfa için de mezuna bırakanlar için de bir yol gösterici bir olay olmuş olur anlattığı şeyler, kendisinin kesinlikle anlattığı hocam şeyler. Evet Burak, ne haber, nasıl gidiyor hayat, nasıl? Vallahi hocam şükürler olsun. hocam diyorum abim aslında ama işte alıştık. Sevmeli hoca diye. Annem de bana SML'di. Aynen, alıştık. Herkes artık SML demeye başladı. Arkadaş ortamında falan da bana SML diye sesleniyorlar. Ben de yadırgamıyorum artık. Değişik bir duygu tabii. Hoş bir şey. Hoş bir şey. Yani SML ismi de hani sürekli böyle yeni gelen arkadaşlar videoların altında falan da soruyorlar. Hocam SML'nin açılımı ne diye. Bir açılım değil aslında. SML İsmail'in sessiz harfleri, aslında bu kadar basit. Ama tabii biz bazen YouTube videolarında falan böyle SML'yi small medium large soru çözümleri diye de kodluyoruz. Buradan da bilginize, aslında small medium large'la falan ilgisi yok. Tamamen İsmail'in sessiz harfleri. Zamanında 2018'de öğrenciler, hatta Burak da benim kardeşim de aynı kurumda eğitim alıyordu. Ben de derslerine giriyordum. Zamanında öğrenciler demişlerdi ki hocam bir YouTube kanalı açalım, ismi ne olsun? İsim bulamamıştık. Böyle bir isme karar vermiştik. Böyle tutunca da güzel oldu. Yani marka gibi bir şey oldu. SML. Evet. Burak, bugün hem biraz muhabbet edelim hem de böyle geçmişten muhabbet edelim. Neler yaptığına dair. Daha sonrasında da sizlere kenarda da yazıyor arkadaşlar. Birkaç tane soru çözelim birlikte. Bakalım Burak matematiği ne kadar hatırlıyor. Çok hatırlamıyorum ama böyle şey gibi oldu. Ben böyle sen davet etmişsin de ben gelmişim ya. Ben istedim video çekmeyi. Aslında Burak istedi video çekmeyi. Bugün de Ankara'da inanılmaz derecede bir yağmur var. Evet, çok kötüydü. Aslına bakarsanız yağmurdan kaçmak için Burak bize geldi. Yakaladı beni. Madem bize gelmişken saçları falan ıslaktı. Fönledik bu arada. Evet. Her zaman yakışıklıyım. Evet, Burak benden daha yakışıklı diyenler yorum kısmına yazabilir. Yapmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi benim videodaki ısrar amacım şuydu hocam. Ben gerçekten zor bir zamandan geçtim bu, özellikle öğrenci yıllarımda. Yani ilk ÖSYM'ye girdiğim zaman, ÖSYM'ydi bizim zamanımızda. YGS, evet, LYS. Hangi okul türünde okudun da söyle. Hangi okul türünden kastı hocam? Ankara Üniversitesi. Yok, şeyde, lisede. Ha, lisede şöyle, aynen, lise benim çok kötüydü. Lise nasıl kötüydü onu söyleyeyim. Meslek lisesi çıkışlıyım ben arkadaşlar. Kazan Endüstri Meslek Lisesi, Efes. Çok kötü bir deneyimdi benim için. Zordu. Kurtardık paçayı ama ilk sene mezuna kaldım ben. Semen Hoca bir videosunda bahsetmişti, o videoyu her gün açıp izliyorum. O kadar hevesliyim yani bu işe. Meslek lisesinden çıktıktan sonra bir kötü bir zaman geçirdim. O zamanı nasıl atlattığımı ben aslında size anlatmak istiyorum. Biz ayrıldık meslek lisesinden. Daha sonrasında hazırlanmaya başladığımız süreçte ben çok zorlandım. Ve okumamaya karar verdim. Yani ben şunu dedim SML'ye ki, böyle bir kardeşten hani nasıl okumaz kardeşi, kardeşi de zeki olur gibi yorumlar da aldık ama ben okumayacağımı söyledim, ticaret atacağımı söyledim. Zaten şu anda ticaretle uğraşıyorum ama burası ayrı bir mesele. Ben okumayacağım dedim. SML de peki dedi. Hani bizim öyle zorlama falan yok yani. Zorlama yoktu, aynen. Yani okursan okursun, okumazsan okumazsın. Yani ama Burak benden şey bekliyordu sanırım. Hani illa okuyacaksın, illa bunu yapacaksın. Hani bir zorlama bekliyordum aslında ben. Ama zorlama falan olmadı yani. Zorlama olmadı, ben şaşırdım. Devamında da rica ettim SML'den. SML iş çıkışında bir dershanede çalışıyordu. Dershaneden geldikten sonra bana dedi ki çalışıp kazanacaksın. Fakat
4 ay gibi bir süre vardı benim önümde. 4-5 ay gibi bir süre vardı. Hı. Hem YGS hem LYS içindi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. YGS, LYS zamanı zaten. Aynen. Yani şimdiki gibi TYT, AYT değil. Ondan bir önceki sezonda uygulanan sınav sistemi uygulanıyordu. Yani YGS, LYS. YGS Mart'ta uygulanıyordu. Evet. LYS de Haziran'da. Yani arada da 3-4 ay gibi bir süre vardı. Evet, aynen öyle. Beni dershaneye götürdü arkadaşlar. Anlatmak istediğim hikaye yok. Ne kadar cansız anlatıyorum. Yani dershaneye götürdü. Hocam oldu. Ben ilk defa orada hocam dedim abime. Çok da zorlandım. Evet, ders esnasında falan ben bunu en iyi sınıfa koydum. Evet arkadaşlar. Dershanenin derece sınıfına koydum ama hiçbir şey bilmiyor. Yani barajı geçememiş bir öğrenci olarak ilk senemde Bu arada kaç milyonuncu olmuştun? 1,5. 1,5 milyonuncu oldu ve hani sınav sisteminden sonra hani sonuçta şey gelmişti, hani sen tercih yapamazsın gibi bir şeyle Yani karşılaşmıştın. tercih yapamıyordum yani. Çok rezil bir durumdaydık. Uzun lafın kısası Semine beni aldı götürdü. Biz de dershanede yani okumaya çalışıyoruz ama Semine'nin öğrencisi olmak gerçekten çok zor. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani yüz yüze eğitim almak farklı Semine'den. Bir derste beni azarlamıştı hiç unutmuyorum. O dersten sonra zaten Yok, ben ona açıldım. azarlama Uyardı. Ben azar olarak demeyeyim kardeşiz ya azarlıyor. Yani ya. azarladı. Daha sonra eve gidince bir çöküntü geldi bana. Dedim yapmam lazım herhalde. Yani ben hep şunu düşündüm. Yani 100 kişi varsa 100 tane insan hayal edin. 100 insan arasından bir sıyrılmak lazım yani. 100'ünün kafasında olursak biz farklı hani mentalite belki duymuşsunuzlar arkadaşlar illa ki biz biraz daha sosyal medyaya hakim olduğumuz için gençler olarak. Yüzde birlik kısmındayız biz. Ve o yüzde birlik kısımdan kendimizi göstermemiz lazım. Aslında ben hep şunu dedim. Semine'nin klasik laflardır. Ailemizden de duyuyoruz bunları. Diyor ki işte herkesin beyni aynı da seninki farklı mı? Sen salak mısın? Geri zekalı mısın? Niye yapamıyorsun gibi. Artık ben bunları iyice kendime yedirmeye başladım. Dedim ki herkes yapıyor da ben niye yapamıyorum? Yani matematikten 2 net bile yapamamıştım ben ilk senemde ama daha sonrasında LYS'den çıkarttığım neti de hemen karışık anlatıyorum. 36 netle çıktım ben LYS'den matematik için. Bunda Semin Hoca'nın tabii ki katkısı çok büyük ama bizim burada anlatmak istediğim şey şu. Daha doğrusu benim anlatmak istediğim şey şu. Biz o kafadan çıkmamız lazım. Yani bizim yapmak istediğimiz şey çok basit aslında. İnsanlar tabii ki size çok farklı göze bakıyorlar. Yapamıyorsun. İşte aileden kaynaklı bir baskı. Özellikle hani bizim yaşıtlarımız için söylüyorum. 98'liyim ben. 25 yaşındayım bu arada hocam. Siz de bilmiyorsanız. Eyvallah. Düşünüyorum aile baskı kuruyor ve ailenin baskısını atmak gerçekten çok zor. Yani evden dışarı çıksanız ki ekonomik şartlar çok belli. Dışarısı sıkıntılı. Evde duruyoruz. Ders çalışıyoruz. Bu sefer de netler kötü geldiği zaman bir çöküntü hissediyoruz ama biz bundan çok basit bir şekilde kurtulabiliriz. Ben onu açıklamak istiyorum. Sadece ve sadece gerçekten SML'nin bana tek dediği bir cümle vardı. O hiç aklımdan çıkmayacak. Sana dedi, önüme notları attı. İşte kendi hazırladığı notlar oldu. Başka hocalardan, kaynaklardan. Sadece buna çalış dedi. Ve benim 4 ayda yaptığım tek şey oturup o notlara çalışmak oldu. Belki Ama sabah şimdi öğrenciler hangi notlar diye Semele Hoca YouTube kanalından soracaklar. bulabilirsiniz o notları arkadaşlar. Ya ben sabahlara kadar çalıştım. Yani dedim ki benim önümde güzel bir gelecek olacaksa 4 ayım 5 ayım heba olsun. Zamanım boşa gitmiş gibi de düşünmedim. Tamamen çalıştım. Kendime geldim. Ki daha çok ortama dahil olabildim bu netice sonucunda. Yani bilmediğin zaman, bir şey bilmediğin zaman gerçekten konulara bile, muhabbete bile giremiyorsun. Öğrencilerle aynı sınıftasın ama ben çok kötüydüm gerçekten. Hani Evet, ikinin yani karesini bilmiyorduk. şimdi akademik bilgi eksikliği var tabii ilk başlarda, ama hani o akademik bilgi eksikliği ile sosyal yaşantıdaki kuracağı cümleler bir olur mu? Etkiliyor, Olmaz. Yani kesinlikle ama etkiliyor. şöyle bir durum var, hani hiçbir şey bilmediği için bu sefer de diğer arkadaşlarıyla sosyal iletişim konusunda sıkıntı çekmeye Kesinlikle. başlamıştı. Çünkü hep bir şey oluşuyor böyle, hani ben onlar gibi değilim. Ama Burak'ta keşfettiğim şey şu oldu. Sadece ama sadece onlar gibi olmak istedi. Bazı derslerde mesela böyle gözyaşı döktüğünü falan hatırlıyorum. Bu benden kaynaklı da olabilir ama daha çok kendisinden kaynaklıydı. Çünkü içten içe sürekli bunu düşünüyordu. Hani ben onlar gibi değilim. Ben Evet. onlar gibi değilim. Ama bunu yapmak için çok kısa bir sürem var. Onlar belki
Son 3-4 senesini bu şekilde derslerle dolu dolu geçiriyorlar. Veya işte durmadan test çözüyorlar, test tekniğini biliyorlar, soru işaretleme tekniğini biliyorlar, her şeyi biliyorlar ama ben hiçbir şey bilmiyorum Evet. kafasındaydı. Ve sadece ama sadece bunları öğrenebilmesi için 4-5 ayı vardı. Çünkü dershaneye de geç yazılmıştı. Bana okumak istediğini ve bir şeyler başarmak istediğini çok geç söylemişti çünkü. Ama bu konuda yapması gerekeni fazlasıyla yaptı. Hani ben evli değilken Burak sınavlara girmişti ve aynı odada kalıyorduk biz Burak'la. Bazen gece saat 4'te uyanıyordum çünkü bir sese uyanıyordum. Uyandığım zaman da odamızdaki çalışma masasında Burak sadece masa lambasını yakmış ben rahatsız olmayayım diye. Orada ders çalıştığını görüyordum ama ses etmiyordum. Hani çünkü sabah saat 7'de uyanıp dershaneye gitmemiz gerekiyordu. Ve sabah 7'de uyanmasına rağmen gece saat 4'te hala o kafayla ders çalışabiliyordu. Evet. Yani bu azmi ben onda gördükten sonra bundan bir şeyler olur demeye başlamıştım zaten. Ki oldu da çünkü 1,5 milyondan biz 120 bine çekmiştik. Basit. Evet aslında çok basit. Yani dedim yani buradaki temel ana fikir şu istemek. Yani istemenin dışında farklı hiçbir şey olmuyor. İstemediğin sürece sen istersen günlük 17 saat çalış. İstersen 18 saat çalış. İstersen hiç uyuma. Tuvalete bile gitme 24 saatin 24 saatinde çalış. Kesinlikle. Ama istemek çok önemli burada. Bir şey diyebilir miyiz hocam? Kafada Kafada bitiyor. bitiyor. Kafada Aynen. bitiyor. Yani o iş kafada bitiyor. Her iş olduğu gibi. Yani aslına bakarsan her iş kafada bitiyor. Yani Kesinlikle. bir futbol müsabakasına çıktığı zaman bile futbolcular kafa eğer sahada değilse, farklı yerlerdeyse o futbolcu oyun bile oynuyor. Yani şöyle düşün hani bırak futbolu, mutbolu. Eğer kafan yerinde değilse, farklı düşünceler içerisindeysen ve yoğunsa bırak sokakta bile yürüyemezsin. Aynen öyle. Ayağın mutlaka bir yere takılır, tökezlersin yani. Çünkü o kafada değilsin abi. Sen sokakta yürüyorsun lan. Onu düşünürsün yani. Yürümeyi düşünürsün. Çok ekstra, çok yoğun düşünceler içerisindeysen, kafayı oraya vermemişsen yolda bile yürüyemezsin. Bu yüzden iş kafada bitiyor. İstemek gerekiyor. İstemeden hiçbir şey olmuyor. Öyle 1,5 milyondan 120 bin lira çekmek. 120 bin iyi bir skor mu? Bence değil. Yani bence değil. Yani şu an 1.000 kişi şu an mesela bu videoyu izleyenler arasından 1.000 kişiye soralım. 120 bininci olmak ister misin sayısalda diye. Ben eminim ki o 100 kişinin çok az bir kesimi 120 bininci olmak ister. Çünkü ne bileyim 50 bininci varken neden 120 bin olasın ki? Ya da 20 bininci varken neden 120 bin olasın ki? Ama 1,5 milyonsan ve 120 bini teklif ettilerse koşa koşa gidersin. O yüzden biz bunu bir başarı hikayesi olarak görüyoruz Burak'ta. Ki hangi üniversiteydi? Ankara Ankara Üniversitesi Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Ziraat bölümü. Mühendisliği. Tamam, bölümü de dördüncü olarak bitirmiştim sanırım. Aynen, bölüm dördüncü Bölüm bitirdi. dördüncüsü olarak Burak bu bölümü bitirdi. Ama şu an kendi mesleğiyle uğraşmıyor. Bu onun tamamen kendi seçimi. Nasıl ki okumak veya okumamak kendi seçimiydi. Okumak istemiyorum dedi. Eyvallah dedim. Evet. Sonrasında geldi okumak istiyorum dedi. Ona da eyvallah dedim. Okulu bitirdikten sonra kendi mesleğine dair bir şeyler yapabilirdi. Yani ziraat mühendisliğini devam ettirebilirdi. Ki bölüm ortalama puanı da iyiydi. Okulda hoca olarak falan da kalabilirdi ama ben ticaretle uğraşmak istiyorum dediğinde ona da eyvallah dedim. Neyin Hiçbir başa şey döndük yani? söylemedim ki hani hayatta tamamen kendi seçimleriniz vardır zaten. Başka bir seçimle yola çıkamaz, değil mi kardeş? Aynen öyle kardeşim. Evet gençler. Ya bundan bahsedelim istedik çünkü çoğu öğrenci bazı dönemler son zamanlarda çok artmaya başladı. Bu bazı dönemlerde ciddi anlamda boşluğa düşüyorlar. Ciddi anlamda ya yapamazsam havasına giriyorlar, kafasına giriyorlar. Bu kafa tamamen yanlış. Eğer istiyorsan her şeyi başarırsın. Bak ama bu öyle şey de değil, süreç de değil. Yani hani yani süreçte de değil derken bu uzun bir süreç. Yani şöyle bugün karar verdin, örnek veriyorum. Ben bunu çok istiyorum dedin. Bir hafta sonra baktın hala işler istediğin gibi gitmiyor. Bir hafta sonra şey değil hani ya yok ya istemekle de alakası yok değil. Yani bir haftada değişecek bir şey değil zaten. Yani düşünsene bunun matematiği var, geometrisi var, Türkçesi var, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, Türkçe, coğrafya, tarih, felsefe, din kültürü Evet. buna. Yani bu bir haftada olacak bir süreç değil. Bir haftada sen trigonometriyi bitiremezsin. Ya öyle düşün. Matematiğin bir bölümünü dahi bitiremezsin. Dolayısıyla bu bir süreç. Sabırlı olmak gerekiyor. Güçlü olmak gerekiyor. Dirayetli olmak gerekiyor. İşte geceleri
uykundan feragat etmen gerekiyor. Sabahları uykundan feragat etmen gerekiyor. İşte akşamüstü ne bileyim arkadaşların dışarı çıkıyordur, ailen dışarı çıkıyordur. Temiz bir hava almaya ihtiyacın vardır. Eyvallah. Gitme. Herkes 1-2 saat yapar, 3 saat yapar, dışarıda gezer ama senin için 15 dakika yeter. Yani maksat biyolojik olarak temiz hava alıp içine çekip rahatlamaksa 10 dakikada yeter, Ya 15 hocam dakikada yeter. gitmesin hocam. Ona da gitmesin. Niye gitmesin? Yani bittikten zaten bu süreç bittikten sonra hayat senin. Yani ben hep şunu gördüm. Bir sonraki engelim daha var. O da askerlik olacak. Allah nasip ederse çok Yani kritik bir. 25 yaşındasın ve hala askere gitmedin Evet, yeni bitti. mi? Tecilimiz yeni bitti. Desen oğlum abi sen de 30 yaşına gittin O ayrı işte. zaten. Biz bordo bedelli. Vallahi. Ama ya şimdi ben son bir şey daha ekleyelim hocam. Sorumuza geçelim ondan sonra sorularımızı çözelim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten kafada bitirin ve olmayacak demeyin hiçbir zaman. Ben gerçekten dışarı baktığım zaman, diğer insanların yaşantılarını gördüğüm zaman dedim ki lan bunları yapıyor da ben niye yapamıyorum? Yani burada hiçbir yani ne eksiğiniz var ne fazlanız var ki eminim biraz egoist olmak gerekiyor bu noktada. Bence de kesinlikle. Kesinlikle egoist olun yani. Her Ben konuda olun. yapamıyorsam kimse yapamaz havasına girmek Yapamazsın abi. gerekiyor. Sen en iyisisin yani. Yapamıyorsa o yapamıyorsa sen yaparsın. Ya da o yapıyorsa sen 5 kat fazlasını yaparsın. Çok zor bir şey değil. Ve ben bu konuda gerçekten yine İsmail hocama şimdi de SML diyordum. İsmail hocama gerçekten çok teşekkür ederim abime. Bu yolda gerçekten bana çok büyük bir katkı sağladı kardeşim. Eyvallah. Mutlu ediyor. Ne demek her Sağ olun zaman. abi hocam. Yapma öyle şeyler. Evet gençler şimdi yeterince yani bu hem biraz Daha goy birinci goy hocam. oldu hem Aynen. muhabbet oldu hem de Daha bir biraz sonraki videolarda bir daha geleceğim ya. Gelmek o istiyorum yani. sonraki video da Gelelim. oluyor. Aynen bir sonraki videoda geleceğim. Hemen şuraya abi kardeş soru çözümü 2 diye bu seri Aynen. haline gelsin o Aynen zaman. öyle. Seri Tamam. yapalım. Ama bu Tamam. seriyi böyle her hafta falan atamayız haberiniz olsun. Böyle sınava kadar böyle 5-6 videoluk bir seri biriktirelim bence. Bence de Güzel kesinlikle. olur. Şimdi hem bu muhabbeti bitirdiysek biraz soru çözelim. 4 tane soru çözelim gençler sizlerle. Güzel. Bu soruların ikisini önce kalemi Burak'a verelim. Daha sonrasında bir bilgisini sınayalım. Bir şeyler hatırlıyor mu hatırlamıyor mu? Soruları da çözdürmedi. Bir şey de demedi. Laf diye videoya girdik. Tam onu söyleyecektim. Çok Bak daha kötü. yeni geldi eve. Ben ne soru hazırladım ne soru seçtim. Burak'a da hadi bak sen şöyle yaparsın. Ben de böyle böyle herhangi bir Hiçbir şey kurgu yok. yok. Tamamen doğal, tamamen spontane Beni dedim arkadaşlar. çıkar ya şu videoya. Çıkayım yeter artık ya. Yani çözerse kendi başarısı, çözemezse kendi rezilliği olacak. Bakalım neler yapacak. Şimdi soru nerede hocam? Şimdi ekranı şöyle yaparsan sorulara geçebiliriz. Geçtik sorularımıza arkadaşlar. İsmail Hoca gibi girmedin mi? Hadi bakalım. Bizde her şey gerçek arkadaşlar. Şu an İsmail Hoca soruyu koydum ama Hatice ve Fırat varmış. Hatice'nin ve Fırat'ın paraları sırasıyla 2 ve 3 ile orantılıymış arkadaşlar. Fırat Hatice'ye 120 TL verirse Şimdi dur ben sana öyle mi öğrettim soru hocam çözümünü? yazarken Önce yazarken hocam o sen de zaman yazacaksın. tamam Yani hocam. okurken yazacaksın. Tamam hocam. Yani okurken Hatice yazıyorsunuz. Fırat'ın paraları sırasıyla 2 ve 3 ile orantılıymış arkadaşlar. O zaman ben Hatice'ye şöyle Hatice yapalım. Hatice ve Fırat diyelim. Altlarına birer çizgi atalım. Altına da diyelim ki Hatice'ye o zaman 2K. Fırat'a da derim ki 3K. Çünkü orantılıymış. Orantılı olduğu için 2 ve Tamam. 3K diyorum. Güzel. Fırat Hatice'ye 120 TL verirse arkadaşlar aslında çok basit. Hatice Fırat Hatice'ye vermiş. Doğru mu hocam? Fırat Hatice'ye verdiğine göre ben şöyle bir orantı yakalayabilir miyim arkadaşlar? Eksi 120 derim. Buraya da 2K artı 120 derim. Doğru Çünkü mu hocam? 120 lira verdi. Birininki Biri azaldı, öteki verdi, biri almış arttı. oldu. Çok Aynen güzel. öyle. Tamam. Şimdi sorun devamında diyor ki bu Hatice ve Fırat'ın paralarının sırasıyla 1 ve 4 ile orantılı olduğunu söylüyor. Yani hocam ben o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? 2K artı 120 bölü çok kötü yazıyorum arkadaşlar. 3K eksi 120. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 4 bölü 1'e. Çünkü 12'nin 12'ne 4'e 1. Tamam, Aynen öyle. güzel. 4'e 1. Tamam. Şimdi buradan hemen YouTube'da başka hocaları da görüyorum da hocam. İşte yok. Abi işler dışlar yapalım arkadaşlar falan. Sevmediğim için değil arkadaşlar. Burada bir Nedeni anlamadım. SML gibi bir efsane var burada ya. Arkadaşlar Eyvallah. şöyle yapıyorlar. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Hemen alta geçiyorum. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. Ne oluyor hocam? 2K artı 120 eşittir. 12K
Ne 112 hocam? Oldu. Silelim. Heh, aferin. 12K öğrettik hocam. Her şeyi öğrettiğiniz gibi bunu da öğrendik. 12K eksi 480 oldu değil mi hocam? Aynen. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk burada? K'ları bir tarafa, sayıları bir tarafa değil mi? Bilinmeyenler, bilinenler bir tarafa atıyoruz arkadaşlar. 2K'yı şuradan karşıya gönderdim. Al, yaptım sana 10K hocam. Aynen. Eşittir. 480'i de bu tarafa göndereyim hocam. Ne yaptı? 600 mi yaptı hocam? 600 yapar aynen. Ne yaptık? Sıfırları götürdük hocam. K'mız kaldı. K neye eşitmiş arkadaşlar? 60'a eşitmiş. Yazı için kusura bakmayın bu arada arkadaşlar. Bence renk değiştir şimdi. Hepsi yeşil oldu ya. Evet, bu kötü oldu. Renk değiştirmeyi öğretmedin hocam. Orada bak, renkler var. Nerede hocam? Bak, sayfanın sol tarafında, sol üst tarafında. Gidelim hocam. Aynen. Şu hocam. Tamam hadi. Ben kırmızı yağlı arkadaşlar. Ben doğru seçerim. Turuncu. Kardeşiz hocam. Tamam. Şimdi K 60 mı arkadaşlar? Şuraya yazdım. K eşittir 60. Yalnız o K eşittir 60 orada görünmedi. Biraz daha sağ tarafa yaz. O zaman sileyim burada. Yok, tamam, biraz sıkıntı yok. Biraz daha sağ tarafa yaz. Şöyle iyi hocam. Aynen. K eşittir 60'mış arkadaşlar. Şimdi K'yı götürüp yerine yazacağız arkadaşlar. Oyalanmaya gerek yok. Ben biraz yazıyla uğraştım. Hatice'nin başta ne kadar şeyi vardı, parası vardı? Hatice'nin başta 2K kadar parası vardı. Yani Hatice'nin, ben şuraya Hatice diyeyim arkadaşlar. Hatice'nin 120. 2K olduğu için 120 lira parası var. Doğru aynen mu arkadaşlar? Şuraya da Fırat diyelim. Fırat'ın F'si. Buraya da Fırat dedim. Fırat'ın da 3K olduğu için 180 lira parası varmış bunların başlangıçta. Sorunun devamında bize diyor ki buna göre Hatice Fırat'a 30 TL verseydi. Yani Hatice'nin parası burada 90'a düşmüş arkadaşlar. Fırat'ın parası da verdiği için 210'a çıkar. Doğru mu hocam? Aynen. Sıfır, yani sorun devamında da diyor ki tekrar hangi sayılarla orantılıdır diyor. Direkt şıklara ben, bu arada hocam siz bana öğrettiniz ama ben genelde soruya geçmeden önce bir şıklara bakıyordum. Ama klasik bu, diyorsun. Aynen, bu muhabbet çok kez olmuştur. Şıklara bakıyorum ya da sorunun sonuna bakıyorum. Ne istiyor benden? İlk önce onu görmek istiyordum. Tabii, mantıklı. O yüzden soruya istediğini verelim arkadaşlar. Sıfırları bir götüreyim arkadaşlar. Orantılı olduğu için diyor, bir bölelim, ne kalıyor ona bir bakayım. Yine bilinmeyen bir, yani bilinmeyen bir denklem çözmeye çalışalım. 9'u da sadeleştirdim hocam. 3'e bölerim her ikisinde. Burada 3 kaldı. Burada 7 kaldı hocam. Doğru mu? Aynen. Şıklara baktım. 3 ve 7'yi gördüm hocam. SML hocam. Tamam, şimdi diğer soruya geçelim. Diğer soruya da efekt vereyim mi hocam? He? Efekt vereyim mi? Yok, efekte gerek yok. Şey, ağır ağır geçelim ya. Her şeye efekt koymak zorunda değiliz bence. Evet. Hocam her şey ben... Al sana yeni nesil. Ben YouTube'da olsaydım. Şimdi bu soruyu arkadaşlar önce okumak istiyorum. Çok değişmiş değil mi? Okumak istiyorum hocam. Ya ben şöyle, SML Hoca beni bıraktıktan sonra ben üniversite yıllarında özel ders veriyordum. Buradan öğrencilerimiz ders, onlara da selam olsun. Şimdi onların yeni nesili çözerken ben evde gerçekten çözük biliyordum. Hmm. Yani çünkü orada bir tökezleme, ne bileyim, ders anlatırken bir sıkıntı gerçekten hocayı da boğuyor, öğrenciyi de boğar. Yani, şimdi çözmeden geldik, bir beraber okuyalım arkadaşlar. Siz belki de çözmüşsünüzdür çoktan ama hepimizdekiyiz, unutmayın. Çözülür yani, bir dakikada da çözülür. Evet arkadaşlar, ben soruya başlıyorum. Bir marketten aşağıdaki barkod numaraları gösterilmiş ürünlerden birer tane alan Seniha teyze kasiyerden toplam tutarın 47 TL olduğunu duyunca, Seniha teyze ekonomiye kızmış. Kızım, raftaki etikete göre toplam 26 lira olması gerekiyor demiş Seniha teyze. Haklısın teyzecim demiş kasiyer. Barkod numaralarında bir rakamı olan ürünleri sistem yanlışlıkla ikişer tane kabul etmiş demiş. Şimdi burada bir yavaş yavaş devreye girelim hocam. Şu yazı şurada gözüküyor değil mi? Hı hı. Tamam. Burada yazabilirim yani. Silgiye geçtik. Tuşa bastığın için sildesin. Tamam, söyle. Tamam. Okey, anlaştık. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Ben direkt bu sorularda şunu seviyordum. Eğer öyleyse, yani yeni nesil sorusu ama hocam bilmiyorum. Sizi dışarıda bıraktım egal 70 gibi. Yani estağfurullah. Bilmiyorum, sen devam et. Bırak. Şimdi ben bilinmediği için şimdi bir numaraları, yani bir yazan numaraları şurada gözüken bir mesela. Şu. Ondan sonra şu. Özür dilerim. Şu bir gibi. Bunları ikişer kere saymış anladığıma göre. Ben bunlara şunu diyeyim o zaman. 12 barkodlu numaraya, bu arada sonun sonuna yine bakayım. Buna göre 23 barkodlu numaranın fiyatı kaç TL'dir? Ben şöyle yapayım. 12 olana A diyeyim, 23'e B diyeyim, 31'e de C diyeyim arkadaşlar. Bunlar normal fiyatları mı? Bunlar normal fiyatlar hocam, şu an yazdıklarım. Nasıl normal? İşte 12, 23, 31 barkodların fiyatları şu an. Tamam. Yani Semiha teyze de yukarıda okuduğumuza göre kızım raftaki etikete göre toplam 26 demiş, 47 TL.
Şimdi o zaman ben şunu diyebilir miyim? Şu an aldığı ürünler yani 12, 23 ve 31 barkod numaraları almış A artı B artı C. Bunu ben 26 liraya eşitleyeyim arkadaşlar. Çünkü normalde bu kadar ödemesi gerekiyor. Bu kadar ödemesi gerekiyor. Hesapta bir yanlışlık olduğunu söylüyor. Hesaptaki yanlışlık ne? Hesaptaki yanlışlık da şu. Şimdi bu barkodlara baktığım zaman zaten sorun dışına çıkamıyor hocam. Yani ne ÖSYM'ye de buradan laf söylemek istiyorum ama ne ÖSYM sorunu yani size bir şey verdiyse zaten buradan bir şey çıkıyor. Doğru mu hocam? Yani zaten sorunun içinde çok absürt karıştırmaya da gerek yok. Ben şu an soruyu çözdüm gibi. Tamam hadi çöz o zaman. Ben neyi bekliyorsun? Ben sıkıldım şu an yani. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hocadan değil de sizden özür dilerim. Şu an şurada gördüğüm biller hocam. Doğru mu? Bunlar iki kere saydırdığı için. Aynen. Ben şunu diyeceğim. Bunları iki kere saydırdığında 47 lira ödemiş Semiha teyzemiz. Tamam. O zaman şunu derim. 2 tane A ödemiş oluyor. Neden? Çünkü burada 1 var. Tamam. 2A artı B artı C'de de 1 var hocam. 31 numaralı barkodda 1 var. Tamam. 2C dedim hocam. Eşittir tamam. 47. Tamam. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam hatta alttakinden üsttekini çıkarsam daha mantıklı. Olur. Olur. Ben de öyle diyecektim. Alttakinden üsttekini çıkaralım arkadaşlar. Alttakinden üsttekini çıkardığımızda A B gitti. Artı C kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Burada da ne kaldı? 21 kaldı hocam. Aynen. Şimdi o zaman B'yi ben buradan direkt bulurum. Neden? Çünkü şuradaki... Neden direkt B'yi buluyorsun? Çünkü bize neyi sormuştu? Ya şöyle ben şimdi sorunun... Sorunun kökünde ne tamam, demişti? Sorunun kökünde 23 numaralı barkodu sormuş. Onun da fiyatı bize. B'ydi. Onun da fiyatı B'ydi ama ben direkt onu görmedim hocam. Direkt çözüyorum. Yani tamam. Genelde de böyle yaptım. Tamam. B'yi direkt buluyor zaten arkadaşlar. Yani bu A ile C'nin toplamı 21 ise... B de direkt buradan 5 gelir. Ne biçim 5 yazdım hocam ya. Arkadaşlar özür dilerim. 5 gelir. B'yi de soruyordu zaten bize. O zaman. B'yi sormuyordu hocam. B'yi soruyor tamam. 23 numaralı barkodun fiyatı. 23 numaralı barkodun soruyordu. O zaman doğru cevap. Heyecanlandı. Neyse. Arkadaşlar gerçekten heyecanlı. Bu videonun yani... Kayıt almak gerçekten çok zor. Yani şu an sevmeliyi çok iyi anlıyorum. Arıyorum açmıyor. İşte hocam hadi dön mesaj atıyorum bir şey lazım oluyor. Hani o 1 saat 45 dakikalık videolarımız var ya 10 kere arıyor şurada 10 kere. Bazen hatta telefon sesi falan da duyuyorsunuz. Gerçekten çok zormuş şu an hani. Neyse tamam sen çok terledin. Yazın evet yazın daha zor arkadaşlar gerçekten Semih'le hocaya. Acıdın değil mi bana? Helal olsun. Acımıyorum hocam. Şimdi gençler otur otur bekle nereye gidiyorsun daha 2 tane daha soru var bekle. Bekleyelim hocam. Şimdi bu iki soruyu size ben çözeyim. Bunlar da az önceki sorular 3-4-5 yayınlarından aldığımız sorulardı. 3-4-5 yayınlarına da biz de soru havuzunu sonsuz defa paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi yine benim kitaptan 2 tane soru çözeceğiz sizlere. Şimdi f fonksiyonu demiş ki f fonksiyonu 1'leri alıp 2'ye götürüyormuş. 2'yi alıp 3'e, 3'ü 4'e ve 5'i 6'ya götürüyormuş. G fonksiyonu da 2'yi 5'e, 4'ü 1'e ve 5'i 8'e götüren bir fonksiyon. Bize de şu soruluyor. F bileşke G'nin tersinin tersinde 3 soruluyor. Şimdi ben şuradaki tersi alırken önce şunları yer değiştirip daha sonrasında bir kere daha terslerini alıyorum. Yani G'nin tersinin tersi bileşke F'in tersinde bize ne sorulmuş? 3 sorulmuş. Peki ilk ben neyi yapacağım? G'nin tersinin tersinin G olduğunu bileceğim. Bu 1. İkincisi olarak da içerisine F'in tersini yazacağım ve F'in tersinde de bize 3 sorulmuş diyeceğiz. Şimdi bizim yapmamız gereken F'in tersinde 3. F'in tersinde 3 nedir Burak? Yani F'de 3'e giden değer nedir? F'de hangi sayı 3'e gitmiş? F'de hangi sayı 2 gitmiş hocam? 2 gitmiş değil mi bak? F'i 3 yapan değer 2'ymiş. O zaman burası kaçtır? 2. Şimdi bize ne lazım? G2. G2. Yani G fonksiyonu da 2 nereye gitmiş o lazım. 2'nin nereye gittiğini zaten okurken söylemiştik. 5'e gitmiş. O halde doğru cevap da 5 olur diyeceğiz. Doğru cevap D seçeneği. Doğru cevap D seçeneği. Aynen. Şimdi bir tane daha sorumuz var gençler. Umarım beğenmişsinizdir soruları. Aşağıdaki şekilde dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar da beyazla gösterildiği bir tiyatro salonunun koltuk düzeni verilmiş. Yine benim kitaptan bir sayma sorusu. Buna göre bu tiyatro salonuna gelen Hasan'la Furkan salondaki boş koltuklara yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturulabilir diye sorulmuş. En sevmediğim soru tipiydi hocam. Ama çok basit. Yani eğer siz de sevmiyorsanız böyle bir fikriyatınız varsa basit olduğunu da biliyorsunuz ama lütfen böyle şeylere düşmeyin. Şimdi yan yana oturacakmış Hasan'la Furkan. Şu an yan yana oturabilecekleri hangi durumlar var onu bulalım. Mesela şu şekilde yan yana oturabilirler. 1. Bu şekilde oturabilirler. 2.
Şu şekilde oturabilirler 3. Buraya oturabilirler 4. Buraya oturabilirler 5. Etti 5. Başka bir de buraya oturabilirler 6. Şimdi 6 tane farklı yere oturabilirler. Bir de tabii bunlar kendi aralarında. Mesela Hasan buraya, Furkan yer buraya oturdu ya. Yani Furkan buraya, Hasan buraya da oturabilirdi. Her bir durum için 2 tane durum olduğundan 2 ile çarpacağız. Bu istenen durum. Bölü dedim, tüm duruma bakacağım. Tüm durum içinde şunu yapmam gerekiyor. Şimdi benim bir Hasan'ım var, bir de Furkan'ım var. Hasan, Furkan. Hasan, örnek veriyorum. İlk girdi, ilk oturan olacak. Kaç farklı yere oturabilir? 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 farklı yerden bir tanesine oturabilir. 13 çarpı Furkan, geri kalan 12 tane yerden bir tanesine oturabilir. Bunları sıralamıyorum çünkü burada çarptığım için zaten sıralanmış oldular. Aynen öyle, kendi içinde. Şimdi 2 kere 6 kaç yaptı? Burada kaç farklı biçimde oturabilirler diye soruyormuş ya. Ben olasılık çözüyorum şu an. Olasılık çözmüş olsaydık cevap 1/13 olacaktı. Ama zaten bize yukarıdaki soruluyor. 6 kere 2 soruluyor. O halde doğru cevap tabii ki C seçeneği. Ben de soruyu okumadım buradan. Soruyu okumak çok önemli gençler. Evet. Evet, şimdi şöyle büyük ekrana geçelim. Artık vedalaşalım. Vedalaşalım hocam. Evet gençler, teşekkür ediyoruz. Bura çok video çekmek istedi benimle. Ben de kıramadım. Ben teşekkür ederim. Sonuçta hocam, kardeşim yani, nasıl kırayım değil mi? Kesinlikle kırılmasın. Yani kırarsak üzülürüz. O da üzülür herhalde. Dolayısıyla artık videonun sonuna gelmiş olduk. Güzel bir videoydu. Bakalım, yaklaşık olarak yarım saat falan sürmüş ha. Ben beğendim hocam onu. Vallahi yani yorulduk ama değdi yani. Ben de beğendim. İnşallah öğrencilerin de bu 4 soru faydası olmuştur. Hem de bu 4 sorudan önce anlattıklarımız inşallah yani 1000 tane öğrenciden ikisine üçüne değsek, onlara böyle bir ışık olsa bu anlattıklarımız kesinlikle yeter. Çünkü ciddi anlamda arkadaşlar, bir şeyleri kafada bitirmek gerekiyor. Kafada bitirmediğin sürece bu iş olmuyor. Hocam serinin adını ben buldum. Hı. Kafada bitir. Kafada. Ama K değil. Kafada bitir. Ha, kafada bitir. Biz Ankara'lıyız. Ben Ankara'lıyım. Biraz şive şey oluyor ama gerçekten. Biraz da tabii ticaretle uğraştığı için. Ya arkadaşlar, buna maalesef diyemem. Şimdi ya ticaret güzel şey. Ben okuduğum, çıktığım yerden yani yapmak da istediğim, yapmak istemedim ama gerçekten şu an olduğum işten de çok memnunum. Yaptığım meslekten çok memnunum. Semih Hoca'ya da video için çok teşekkür ederim, beni kabul etti. Beraber video çekme fırsatı yakaladık. Gerçekten çok stresliymiş ama video çekme. Yani ilk baştaki videolarına da dönüp bakacağım eve gidince. Şu an düşünüyorum acaba nasıl bir fark var diye. Ben çok mutlu oldum. Sizlerle tanıştığım için de çok mutlu oldum. İlk defa bir ekran karşısına geçtim. Bir kamera karşısına geçtim. Hep geçmek istiyordum. Oyuncu da olmak istiyordum hocam. LOL oynamak istiyordum. Yok şöyle hocam, sürekli ekrana da sağ profil vermeye çalışıyorum. Güzel duruyor yani. İyi bakalım. Yani LOL çok muhabbet edelim arkadaşlar. Seriyi devam ettirelim. Çok muhabbet var bizde çünkü bitmeyecek. Tamamdır. Eline koluna sağlık hocam. Eyvallah, senin de eline koluna sağlık. Allah emanet olun. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Gençler, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Allah emanet olun. Ve her zamanki gibi videonun sonunda söylediğimiz, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yok oğlum, biz onu mu söylüyoruz ya? Bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz gençler. Görüşürüz arkadaşlar.